Ulusal muhabirimiz sokak röportajı yapıyor mekan olarak ve sokak röportajında bir soru yöneltiyor halka. Halktan çevirdiğinde halkı çeviriyor ve diyor ki, ne diyor? Bakacağız şimdi. Evet. Bir çok net olmamakla birlikte bir muhabir karikatürü karakterini çizelim bakalım. Evet. Onun için benim her zaman şöyle kahküllü ve yarı şöyle kesimli bir saç türü yapıyoruz. Evet. Ve bu muhabirimize şöyle bir ifade veriyoruz. Evet. Muhabirimiz ne yapacak? Elinde mikrofon tutacak tabii ki. Eline bir mikrofon tutturuyoruz. Bu mikrofonu tutturduğu zaman, bir insana bir mikrofon tutturduğunuz zaman onun gerçek karakterini aslında göremeyiz. Ama bu gerçekten önemli bir topluluk önünde konuşma kapasitemizi gösterendir. Evet, mikrofonu tuttururken el ceyizini şöyle yapalım. Evet, mikrofonu tutmuş. Artık mikrofonlar telsiz. Eskiden olsaydı eğer oraya bir kablo yapıyorduk ve arkada bir yere bağlı oluyordu. Teknolojiyi evet, wireless yaptı. Onun için karikatürcülerin de işine yarıyor. Evet, şimdi muhabirimize bir göz ekleyelim ve bayansı kirpiklerini de ekleyelim. Evet, muhabirimiz mikrofonu tutuyor. Şimdi mikrofonumuza reklam almak istiyorum. İnsan kendi kanalının reklamını karikatürde yapabilir mi? Yapabilir. Deneyelim bakalım. Evet. Bir ulusal mikrofonu bu. Onun için küçük bir perspektif verelim ulusal mikrofonuna. Evet. Şöyle. Evet. Bir mikrofon. Buraya... Muhammed Bey, siz bilirsiniz, U harfi koyacağım. Çünkü ulusal yazmak buraya sığmayacaktır biliyorsunuz. Onun için oraya U harfi yazdığımızda bütün dünya bunun ulusalın ulusu olduğunu anlayacak. Emeklerinize sağlık. Evet. Şöyle bir U. U, ulusalın ulusu. Evet. Belki buraya da daha küçük bir kalemle yazmayı deneyeyim ben. Bu çünkü tarihe mal olacak. Ve oraya ulusalı yazalım daha ince, küçük bir kalemle. Evet. Şöyle hafif yamularak ulusal. Ulusal yazmak da ne kadar güzel bir kelimedir aslında. Evet, ulusal mikrofonu hizmete hazırdır. Şimdi bu mikrofonun uzandığı karakteri yapmaya çalışacağız. Bu karakter birazcık hötzöt olsun istiyorum. Şöyle halkın bir hötzötü diyelim. Şöyle geniş alınlı. Şöyle meşe palamudu gibi de saçını yapsın şöyle. Evet. Buraları da tıraş ettirmiş olsun şu mahalle berberine. Evet. Biraz duyarsız yapmak için biraz böyle bir bakalım. Bir duyarsız bönlüğünü yapabilecek miyiz? Evet. Yani bu kişi birazcık hani şiddete de meyilli bir karakter olsun. Çok sevdiğim şöyle... Bir burun türü var. Bu burunu yaptık. Evet. Alt çeneyi de şöyle çıktıralım. Evet. Odunsu bir karakter gibi olmaya başladı değil mi Muhammed Bey? Evet. Göz bebeklerini de tam muhabire doğru çevirsin. Evet. Kulak cihazını da yapalım. Şöyle. Evet. Yakası da açık olsun. Ve buradan da birazcık hormonal tüyleri fışkırsın. Evet. Çok da bakımlı olmasın bence Muhammed Bey. Ne dersiniz? Biraz sakallı olsun. Yani kirli sakallı. Bakın ince kalemle kirli sakalları yapmak ne kadar kolay. Evet. Şöyle biraz da dişlerini sıksın. Dişlerinin arasından konuşsun. Onun için şuraya küçük bir boşluk. Onu dişlerinin arasından konuşturacaktır mutlaka. Evet, şimdi esprimiz tabii burada muhabirimizin sorduğu
soruda ve onun verdiği cevapta yatıyor Muhammed Bey. Onun için yanına onun zevcesini yapacağız. Zevcesi biraz daha onun yanında yer alsın ve şöyle daha böyle at kuyruğu saçlarını yapmış, çok gösterişli olmayan, kendi halinde bir şekilde bununla ilk gençliğinde, yani bu kişiyle ilk gençliğinde tanışmış, mahallede evlenmiş. Ondan sonracığıma, evet şöyle de bir burun yapalım ona. Ve o izin vermediği sürece pek konuşmayan bir ifadesini takındıralım. Evet, şöyle bir kaş hareketi yaptık. Çok da mutlu değil yani. Şimdi bu kişimizde onu şöyle eliyle bir sarsın istiyorum aslında. Aslında böyle bir sevecen bir sarma. Ama esprimizi bilmediğimiz için henüz ön yargıda bulunmayalım. Evet. Nasıl sarmış gibi oluyor mu acaba? Evet, hormonal tüylerini buraya da yansıtabiliriz beyefendinin. Bakalım ulusal muhabiri bu sokakta vatandaşa ne soru sormuş ve ne cevap almış? Bu merak gidiyor galiba Muhammed Bey, siz de merak ediyorsunuz değil mi? Tamam. O halde şöyle diğer kolunu da böyle bir sarsın. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel sarmış. Ama neden kız hoşnut değil? Kim bilir? Vardır bir bildiği mutlaka. Muhabirimizin adı da Şevval olsun. Olur mu Şevval? Şevval galiba bizim ulusalda Şevval diye bir muhabirimiz var değil mi? Tamam. Ona benzemese de onu da emeklerine teşekkür edelim. Sokaktaki röportaj emeklerine. Buradan kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz Şevval'e. Evet. Diğer yakasını da birleştirelim. Bunun gerçi iki yakası bir araya zor gelir ama benim sayemde iki yakasını bir araya getirelim. Evet, zaman hızla ilerliyor. Karikatür hızla ilerliyor. Evet, şimdi buraya da sokak olduğunu belli etmek için şöyle minik çatı silüetleri ve şöyle ruhsatsız bir şişli apartmanı, artık burası hangi belediyedeyse, şöyle bir şekilde böyle biliyorsunuz şişli New York gibi olmuş durumda ve hala nasıl ruhsatların verildiğine dair bir sürü tartışmalar duyuyoruz. Buradan da bunları bildiğimizi haykıralım değil mi? Şimdi biraz da bu Şevval Hanım'ın arkasına da böyle bir şehir silüeti gibi yapalım ki sokak röportajı olduğu belli olsun. Evet. Daha sonra da devam edebiliriz detaylara. Ve biraz da kalabalık yapalım. Kalabalıklar şöyle, ne üdüğü belirsiz bir şekilde, yani kadın mı erkek mi, şu röportaj yapılan yerde etrafta insanlar olur. Şevval bunu bilir. Hemen toplanırlar oraya. Bir şey söyleyeceklerinden değil de işte orada kalabalık olsun. Ne oluyor burada şeklinde. Bu insan türleri bazen inşaat yapılırken inşaatların şeylerini de böyle tahta perdelerin arkasında da mesela merak edip bakanlardan bu insanlar. Evet. Burada da bir kalabalık oluşturduk. Şimdi esprimizi yazmadan önce ne yapıyoruz? Onu fırçayla biraz detaylandırıyoruz. Gri tonlamamızla. Bu gri tonlama bize hakikaten karikatüre derinlik sağlayacak. Bir lezzet, bir izleme keyfi, bir şakalar, bir şukalar. Bakalım. Çok sulandırdım Muhammed Bey bu mürekkebi ekonomik olsun diye. Çok sulandığı için de kağıdın üzerinde mükemmel akıntılar yapıyor. Sizin vahşi gözlü kameralarınız onların hepsini görüyor o akıntıların. Benim de hoşuma gidiyor şahsen. Mesela Şevval'in saçlarını şöyle bir ne yapalım? Gölgelendirelim. Sırtına verelim. Bakın ne güzel akıyor. Evet. Bu beyefendiyi de şöyle biraz grilendirelim. Evet. Beğendiniz mi Muhammed Bey? Güzel oluyor mu? Canlı canlı. Evet. Hanımefendinin de saçlarını yapalım. Evet. Şuraya da birkaç bulut yapalım şöyle. Kontürsüz. Kontürsüz bulutlar çok hoş.
tabiriyle böyle ağacımsı bir şey yapalım. Bizim ağaçlarımız Bob'daki gibi mutlu ağaçlar değil, biraz mutsuz ağaçlar. Çünkü çok azlar, yalnız hissediyorlar kendilerini büyük kentlerde. Evet. Gömleğine de desen koyalım. Şöyle Afrikan bir desen koyduk. Evet. Evet, şimdilik bu kadar. Bakalım Şevval, halk sokaktaki vatandaşa, şu vatandaşa, gördüğünüz şu vatandaşa ne sormuş? Muhabirimiz soruyor, beyefendi sizce aşk insanın gözünü kör eder mi? Bakalım beyefendi ne cevap vermiş? Dile geliyor, diyor ki beyefendi evlendikten sonra benim mal olduğumu görmesin diye gözünü oyup kör ettim. Evet, aşk insanın gözünü kör eder mi? Burada da bir evet diyelim bakalım. İzlediğiniz için iyi bir gün devamı diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.